Sıradan Birisi kanalından herkese merhabalar. Bazı arabaların göz alıcı tasarımları sizce sadece göze hitap etmek için mi tasarlanıyor? Birçok şeyin tasarımında göze hitap etmek elbette önemli. Ama dikkate alınan tek şey bu değil. Arabanın havayla etkileşimi de dikkat edilmesi gereken unsurlardan biridir. Arabanın havayla etkileşimini inceleyen aerodinamik bilim dalını tanımaya ne dersiniz? Bugün sizlere otomobilin tasarımı ve aynı zamanda yakıt tasarrufu için büyük bir öneme sahip aerodinamik hakkında bilgi vereceğim. Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup yorumlarda bana da yer verirseniz sevinirim. Hepinize iyi seyirler. Aerodinamik, yüksek hızla hareket eden cisimlerin etrafında meydana gelen hava akım olaylarını inceleyen ve bu cisimler üzerine havayla temas nedeniyle etkiyen yükleri araştıran, istenilen kuvvet ve momentleri sağlayabilecek geometrileri tasarlayan bir bilim dalıdır. Eğer kısaca tanımını yaparsak, hareket eden katı kütlelerin havayla etkileşimini inceleyen bilim dalıdır. Aerodinamik, akışkan dinamiği ve gaz dinamiğinin bir alt dalıdır. Fakat aerodinamik genellikle gaz dinamiği için kullanılır. Gaz dinamiğinin aerodinamikten farkı, gaz dinamiği tüm gazlar için çalışırken, aerodinamik ise sadece havayla sınırlandırılmıştır. Havanın göreli hareketinden kaynaklanan kuvvetler taşıma ve sürükleme kuvvetleridir. Hava taşımacılığında bu iki kuvvet dikkate alınırken, arabalarda ve diğer kara nakil araçlarında belli bir hıza kadar sadece sürükleme kuvveti göz önüne alınır. Ancak çok hızlı araçlarda, örneğin Formula 1 yarış arabalarında taşıma kuvveti aracın yol tutuşuyla ilgili olarak dikkate alınması gereken değerlere ulaşır. Kuvvetler hızın karesiyle orantılıdır. Mühendisler birçok şeyin tasarımında aerodinamiğin ilkelerini uygularlar. Köprülerin, binaların, futbol toplarının bile tasarımlarında aerodinamik ilkelerini kullanırlar. Ancak aerodinamik ilkeleri uçak ve otomobil sektöründe daha çok kullanılmaktadır. Buraya kadar sizinle aerodinamik nedir sorusunu cevapladık. Şimdi bu konu için önemli bir kavram olan sürükleme katsayısı veya hava direnç katsayısı hakkında konuşmaya başlayalım. Etrafından hava akımı geçen bir otomobilin üzerinde hava sürtünme oluşturur. Bu da özellikle sürat arttıkça otomobil için bir direnç meydana getirir. Bu direnç arabaların dış tasarımlarına ve üretimdeki kullanılan malzemeye göre farklılık gösterir. Hava direnç katsayısı olarak da bilinen bu ifade CD ile gösterilir. Hava direnç katsayısı ne kadar düşük olursa otomobilden alınan verim o kadar iyi olur. Amaç sürtünme katsayısının değerini olabildiğince küçük hale getirerek arabanın ön profilini bir mühendisin aerodinamik bilgisini uygulamak için kilit bir tasarım unsuru haline getirmektir. Otomobil hava direnç katsayısı değerleri ve aerodinamik testleri genellikle ilk olarak bilgisayar programlarında, daha sonra ölçekli bir model üzerinden küçük bir rüzgar tünellerinde yapılır. En son olarak da araçla birebir aynı boyutlarda gerçek bir prototip üzerinden aerodinamik testlerin yapıldığı devasa rüzgar tünellerine sahip laboratuvarlarda yapılmaktadır. Otomobil üreticileri araçların yüksek sürat ve yakıt tasarrufu gibi araçtan maksimum verim almak için hava direncinden kaynaklanan kayıpları minimuma indirmenin yolunu aramışlardır. Aerodinamik konusuna önem verip bu konu hakkında Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmışlardır. Bu videomuzda arabaların havayla etkileşimini inceleyip araba tasarımında büyük bir öneme sahip olan aerodinamik bilimi hakkında detaylı bilgi verdik. Umarım araba tasarımının sadece göz için yapılmadığını anlatabilmişimdir. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.